Bu dersimizde televizyonlarda dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta olan tepki süresine değineceğiz. Öncelikle tepki süreleri daha önceki versiyondaki televizyonlarda özellikle yazılıyordu. Fakat şu andaki televizyonlarda tepki süreleri minimum düzeylere inmesi sebebiyle tepki süreleri şu andaki versiyonlarda yazılmıyor. Yani yeterli düzeyde tepki süresi var. Fakat aldığınız modellerde tepki süresinin izleme tarzıyla yani televizyonu kullanım şeklinize göre dikkat etmeniz gerekir. Eğer günlük bir kullanıcıysanız veya televizyonda yüksek çözünürlüklü görüntüleri izlemiyorsanız tepki süresi sizin için çok fazla önemli olmayabilir. Piyasadaki herhangi bir televizyon sizin ihtiyacınızı görecek değerlerdedir. Milisaniye cinsinden verilir tepkime süresi, yani ekranı tazeleme süresidir. Farklı bir yapıda, tabi bu hertz olarak değil. Tepki süresi milisaniye cinsinden değerlendirilir ve ne kadar küçükse o kadar iyidir olarak düşünebiliriz. Ortalama değer olarak 5 milisaniye, 10 milisaniye, hatta 1 milisaniye ile 10 milisaniye arasında bir aralık söyleyebiliriz. Bu değerlerin hepsi işinizi görecektir. Fakat bir televizyon aldığınızda büyük ekranda oyun oynamak istiyorsanız işte bu durumda tepki süresi sizin için ciddi anlamda önem kazanıyor. Bu şekilde milisaniyenin, yani değerin ne kadar küçük milisaniyenin küçük olmasına mutlaka dikkat etmeniz lazım. 2-3 milisaniye gibi değerlere kadar düşmeniz gerekecek ki şu anda 1 milisaniye değerlerine ulaşan cihazlar bulunuyor ki zaten televizyonlar üzerinde bu değerler artık yazılmamaya başladı. Fakat ayrıntıya girdiğinizde bu değerlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Milisaniye cinsinden verilir ve değerinin düşük olması görüntünün netliğini etkileyeceği, akıcı özellikle milisaniye çok hareketli görüntülerde, ki oyunlar bunun için bir örnektir. Çok hareketli görüntülerde yüksek FPS dediğimiz yüksek kare görüntüleri, saniyede başına düşen kare, yüksek kare hızlarında, kare sayılarında milisaniye önem kazanmaktadır. Yani oyuncuların dikkat etmesi gereken bir özelliktir.